Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Acil bir video çekiyoruz. Biliyorsunuz ki 2023 Mayıs ayında seçimlerden önce AK Parti tarafından yeni bir müjde verilmişti. E-mail kayıt süresi 120 günden 180 güne çıkarılacaktı. Bu o zaman daha net değildi. Nasıl bir detay olacağı belli değildi. Yaklaşık olarak seçimden beri belki 5-6 ay, neredeyse bir sene geçti. Yani şu anda Nisan ayındayız, Mayıs ayı oldu. Ve o verilen vaat yerine getirildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi tarafından Twitter'da bir paylaşım yapıldı. 120 gün olan e-mail kayıt süresi 180 güne çıkarıldı. Ben o gün bahsetmiştim, demiştim ki artık o zaman 360 güne yakın, yani artık çift hat varsa iPhone modellerinde, özellikle biliyorsunuz ki iPhone modelleri sadece genelde e-mail kaydı, pasaport veya cüzdanla, yani kimlik kartıyla yapılıyor. Diğer modellerde farklı yöntemlerle zaten kaydı yapılıyordu arkadaşlar. Burada ise özellikle iPhone getirenler için güzel bir haberdi. Ama bu haber bugün 2 Nisan 2024 tarih itibariyle netleşti. Cumhurbaşkanı Dönüşüm Ofisi tarafından. Arkadaşlar, bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlar tarafından geçerli olacak. Yani eğer sizin E-Devlet'te yurt dışı adresiniz var ise, yani Türkiye'de adresiniz var ise olmuyor. Yurt dışında adres kaydı olanlar için geçerli. Bu sadece bir defaya mahsus olmak üzere iki defa sene içerisinde 30 artı 30 gün yapabilir, başvuru yapabilir, 120 gün dolarsa. Bu da ne demek oluyor? 120, 30, 30, 60 gün, 180 gün. Bir de diğer hatta takarsanız bir 120 günden, yani 300 gün boyunca bir telefonu e-mail kaydı yapmadan, kayıtsız olarak kullanabileceksiniz. Peki biz bu videoda hem kısa böyle bir bilgi verelim, hem de E-Devlet üzerinden nasıl yapıldığını size bahsedeceğim arkadaşlar. Gerekli özelliklerin ne gerekiyorsa onu bahsedeceğim, göstermiş olacağım arkadaşlar. Tekrar edelim arkadaşlar. Şu anda bir öncekinden bahsettiğim gibi 360 gün değil, yani 180 gün değil, 180 artı 120 gün, yani 300 gün telefonu kayıtsız olarak, iPhone modelinizi kayıtsız olarak kullanabilirsiniz. Fakat yurt dışında yaşayan, yani adres kaydı yurt dışında olan gurbetçiler için geçerli. Ya şimdi diyeceksiniz ki yurt dışında yaşayan adam zaten Türkiye'de yaşamıyor ki, ne yapacak 300 gün boyunca Türkiye'de? Bence de doğru olan o zaten. Yani bunu niye yaptılar onu da anlam veremedim. Bir katakulleye geldi diyebiliriz. Yani bizim için bir herhangi bir avantaj yok. Şöyle bir avantajı var. Yani yurt dışında yaşayan bir akrabanız geldi diyelim. Telefonu da size hediye olarak getirdi veya siz para verdiniz. Onun adına o telefonu kullanabilirsiniz. Yani kaydı uzatmış 300 gün olarak kullanabilirsiniz. O tekrar geriye dönse bile siz o telefonu onun adına kullanabilirsiniz. Veya şöyle söyleyeyim, herhangi bir şekilde arkadaşlar telefonun yapmanıza, yani onun kimliğiyle o hatun üzerine olmasına gerek yok. Sadece o E-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak. Çünkü burada bir kayıt durumu yok. E-mail numarasını girip o kısımları, detayları gerçekleştirecek. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar, hemen normal bir tarayıcıyı açıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne bakıyoruz. Burada e-mail kaydı nasıl yapılır, yani kayıtsız olan kaydı nasıl uzatabiliriz? Burada bir haber var, duyuru var. 1 Nisan, aslında dün bu kayıt yapılmış. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın, bak yurt dışında yerleşik diyor, kayıtsız cihaz kullanım sürelerinin uzatılması hizmeti E-Devlet kapısında. Haberin detayına bakalım. Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız 120 gün kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 30'ar günlük sürelerle iki defaya mahsus olmak üzere 180 güne kadar E-Devlet kapısı üzerinden uzatabilir. İlgili hizmete erişmek için tıklayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu demek oluyor ki sadece yurt dışında çalışan ve yaşayan vatandaşlarımız için geçerli. Birinci, bu işlem yurt dışında ikamet eden ve ülkemizde bulunan kişilerin elektronik kimlik bilgisi haiz cihazlarından kesintisiz hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla uygulanabilecektir. İkinci madde, birinci maddede belirtilen hususun sağlanıp sağlanmadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edilecektir. Zaten E-Devlet'te çıkıyor arkadaşlar burası. Başvuru işlemine konu olan cihaz kimlik numarası, e-mail cihazınızda yıldız kare 06 kare tuşlanıp aramaya basıldığında ekranda görülebilmektedir. Biz zaten bunu biliyoruz. Ayrıca cihazı birden fazla e-mail içerip içermediğini ayarlar menü hakkında
ve benzeri bölümlerinden veya cihazın ambalajı ya da faturası üzerinden kontrol ederek işlem sırasında cihaza ait tüm e-mail numaraları için başvuru sağlamanız önem arz etmektedir. Yani bir e-mail kapanırsa diğer bir e-mail kullanabilmeniz için mağduriyet yaşamamak için. Dördüncüsü, 120 günlük yasal cihaz kullanım süresi dolunca en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanabilecektir. Yani iki farklı e-mail olsa bile, yani çift hatta olsa bile arkadaşlar, bu fiziki de olabilir. Eğer tek fiziki varsa e-sim olayı var. O şekilde de olsa bile ayrı ayrı 30'ar defa değil, yani 4 defa değil, sadece 2 defa yıl içerisinde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilerimi yazısını okudum ve kabul ediyorum. Evet, hemen şurada bir kutucu işaretlemedik. Notumuzu aldık. Başvuru türü. Arkadaşlar, kendi bilgilerim başvuru yapacağım. Çocuğun kısmı da var burada. Evet, biz burada telefon e-mailini gireceğiz. Arkadaşlar, biz burada telefon 15 haneli e-mailini gireceğiz. Yine yurda giriş yapılan belge türü pasaport ve yabancı pasaport, nüfus cüzdanı, ID olabilir. Buradan pasaportu tercih edeceğiz. Yine belgenin ait olduğu ülke Türkiye tabii ki arkadaşlar. Eğer yabancıysa orada yine seçebilir bunu. Giriş belge no. Bu pasaport no var. Pasaportun 10 hemen giriş, yani resmin altındaki yer. Yalnızca rakam 09. Hizmeti tamamlamak için bu alanı mutlaka doldurmalısınız. Bir de arkadaşlar, burada eğer kimlik ile giriş yaptıysanız, mesela diyelim ki hani o ülkelerden bahsetmiştik, Gürcistan, Bosna Hersek, Kıbrıs gibi. Burada arkadaşlar TC'ye gireceğiz. Diğerine pasaport numara gireceğiz. Sonra yurda giriş tarihi, ne zaman geldiğinizi tıklayıp başvuruyu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başvuruyu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bize şu anda uyarı verdi. Çünkü bizim adresimiz yurt dışında olmadığı için hemen uyarıyı verdi. Burada ekranda gördüğümüz gibi. Arkadaşlar, bu videoda bu konuya değinmek istedik. 1 Nisan itibariyle artık resmi yazı kabul edildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yani gurbetçilerimiz için Türkiye'de telefonun yanında getirdiği zaman cihazı 120 gün bitse bile, diyelim ki uzun bir süre Türkiye'de kalacak, 30 artı 30'u e-devlet üzerinden 2 defaya mahsus olarak bu sayfa üzerinden, yine BTK sayfa üzerinden başvuruyu gerçekleştirip uzatabiliyor. Bu da yaklaşık olarak 300 günlük bir kullanım sağlıyor. Her sene bunu yine aynı şekilde yenileyebilirim. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Özellikle videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.